kurulacak hastanelerin, bizim ürettiğimiz malların bizden kıymetli sayılmadığı iş yerlerinin olduğu, güvenle yaşadığımız kentleri birlikte kuracağız. Tek adam yönetimini hep birlikte devireceğiz. Birlikte başaracağız. Halklar kazanacak. Kadınlar kazanacak. Gençler kazanacak. Birlikte kazanacağız. Herzlich willkommen bei einer neuen Türkei-Aktuell-Folge. Wir machen diese Aufnahme heute am Donnerstagabend und gestrahlt wird das an unserem üblichen Zeitpunkt, nämlich am Sonntagabend ab 20 Uhr. Ich begrüße heute Sevda Karaca. Sie ist Nationalratsabgeordnete Kandidatin, also türkische Parlamentsabgeordnete Kandidatin in der Türkei, Listenplatz 1 in Gaziantep. Und wir werden dann Subtitel, also deutsche und englische mehrsprachige Subtitel ermöglichen. Diese Sendung machen wir in Türkisch mit Sevda Karaca. Und wir sind total aufgeregt, weil Sevda Karaca kommt von einer organisierten Frauenbewegung, einer geeinten Frauenkraft, die wir im türkischen Parlament in Zukunft dann begrüßen werden können. Sevda Karaca, hoş geldin. Bize zaman ayırdığın için bu çok yoğun seçim çalışmalarında, temposunda çok çok teşekkür ediyoruz sana. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok mutluyum burada olduğumdan. Şimdi hızlı bir geçiş yapalım. Ben az önce Almanca'dan bir giriş yaptım. İşte Perşembe akşamı yayınlıyoruz. Bize bugün zaman ayırabildiğiniz için Pazar akşamı da bütün izleyicilerimizle ve ilgilenenlerle de paylaşacağız bilgileri. Altyazılar Almanca ve İngilizce olmak üzere. Ben direkt birinci soruyla başlamak istiyorum. Seçimlerdeki kadınların durumu şu anda ne? Bütün bu seçim sürecinde kadınların beklentileri, değişim istekleri, bunları nasıl hissediyorsun, nasıl gözlemliyorsun? Evet, Türkiye'nin politik koşulları aslında sınır ötesinden de çok rahatlıkla takip edilebiliyor. Çünkü Türkiye'deki siyasi koşullar aynı zamanda sınır ötesinde de çok önemli etkiler yaratıyor. Bir kere Türkiye 21 yıldır neoliberal, muhafazakar bir parti olan AK Parti tarafından yönetiliyor. Erdoğan hükümetleri bu 21 yıldır Türkiye'deki halklara, kadınlara, gençlere çok ağır baskı koşulları yarattı. Hem ekonomik olarak, hem toplumsal olarak, hem kültürel olarak gerçekten çok ciddi bir baskı süreciyle karşı karşıya kaldık biz. Bu baskı süreci aynı zamanda beraberinde çok büyük bir yoksulluğu, aynı zamanda hak gasplarını, aynı zamanda büyük bir demokrasi sorunu da beraberinde getirdi. Bu 21 yıllık birikimin bugün geldiği noktada bütün bu baskılara karşı, bu antidemokratik ortama karşı, yoksulluğa karşı çok geniş bir öfke birikmiş durumda. Ve bu seçimler Türkiye'de bu öfkenin bir dışa vurumu olacak aslında. Dolayısıyla biz bugün çok tarihi bir eşikteyiz Türkiye'de. 21 yıldır iktidar olan AK Parti hükümeti bu seçimlerle birlikte parlamento yönetimiyle lağvetme ve tek adam yönetimini iyice kurumsallaştırmanın peşinde. Türkiye'de halklar, işçiler, emekçiler, kadınlar ise bu tek adam yönetiminin karşısında hayır sözünü, tek adam yönetimini istemiyoruz sözünü ortaya koymak için yan yana geldi. Önemli bir ittifak kurdu, Emek ve Özgürlük İttifakı. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak çok çeşitli siyasi partilerin, bu ülkenin mücadele birikimini oluşturan farklı demokratik kitle örgütlerinin, kadın hareketlerinin, gençlik hareketlerinin, doğa ekoloji hareketlerinin yan yana olduğu bir ittifakız ve bu ittifakında
en önemli güçlerinden biri kadınlar, kadın hareketi, kadınların mücadele temsilcileri. Bu 21 yıllık süreç en çok kadınların haklarını hedef aldığı için, kadınların tüm yasal hakları hedefe konduğu için bu seçimler biraz da kadınların haklarını ve hayatlarını savunma seçimi olacak. Biz buradayız deme seçimi olacak. Ve biz buradayız sözünü de aslında bu hareketin içinden gelen, kadın hareketinin içinden gelen kadınların sözcülüğünde, kadınların adaylığında ortaya koymaya çalışıyor Emek ve Özgürlük İttifakı. Türkiye'nin antidemokratik bir ülke olduğunun göstergelerinden bir tanesi de bu seçimde yaşanıyor. Bu seçim yasaları değiştiğinden beri seçime hazırlanma süreci de oldukça kısaldı. Yani seçimdeki adayların listelerinin belli olmasından sandığa gidilecek süre arasında sadece 30 gün gibi bir süre vardı. Ve bu kısa sürede biz işte hem tek adam yönetimine hayır demek, güçlü bir hayır demek için hem de önümüzdeki dönem kurulacak parlamentoda bütün mücadele alanlarının birikimini ortaya koymak için ülkenin dört bir tarafında şu an seçim çalışması yapıyoruz. Peki şu anda anketlerin durumları nedir? Türkiye'de 60 milyon seçmen, bunların 30 milyonu kadın ve bu 30 milyonun içerisinde de 5 milyon kadın ise ilk defa seçimlere katılıyor. Anketlerdeki kadın hareketlerini, kadınların tercihlerini okuma yönünden mesela neler söyleyebilirsin? Ne yönde tercihlerini koyacak gibi görünüyorlar? Türkiye'de bu biraz önce bahsettiğim 21 yıllık baskı süreci bir taraftan kendi medyasını oluşturdu, kendi istatistik kurumlarını oluşturdu, kendi araştırma şirketlerini oluşturdu. Dolayısıyla bugün işte kamuoyu araştırmaları aslında siyaseten bir perspektif taşıyor. Dolayısıyla bu araştırma şirketlerinin raporlarından, istatistiklerinden çok daha önemli, çok daha gerçek bir şey var. O da sokakta gördüğümüz, işte sosyal medyada gördüğümüz, mücadele alanlarında gördüğümüz istatistikler. Yani genel olarak bu araştırma şirketleri her ne kadar işte siyaseten doğru analizler yapmıyor olsalar da hepsinin çok ortak bir sözü var. O da AKP hükümetinin desteğinin gerilediği. Yani bu zamana kadar AK Parti'ye oy vermiş olan halk kesimlerinin de artık oy verme konusunda büyük bir imtina taşıdığı açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Ama rakamlar her bir şirketten şirkete, her bir araştırma şirketinden şirketine göre değişiyor. Ama şunu özellikle altını çizmek isterim. Özellikle gençler ve kadınlarda AKP'ye artık bir dur deme ihtiyacı, bir değişim ihtiyacı, artık ülkenin geleceğine umut duyma ihtiyacı bütün araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Bu bizim de hem seçimlerden önce hem seçim sürecinde şimdi temas ettiğimiz kesimlerde açık bir biçimde gördüğümüz bir gerçek. Yani özellikle kadınlar bu ülkede artık yeter deme noktasına pek çok kesimden daha önce vardı. Çünkü yoksulluk ağırlaştıkça, ekonomik sıkıntılar ağırlaştıkça, antidemokratik uygulamalar arttıkça, bunun en çok sıkıntısını yaşayanlar kadınlar, özellikle de genç kadınlar olduğu için büyük bir değişim ihtiyacı olduğu çok açık. Ve bu değişim ihtiyacının hangi mecraya akacağı, hangi ittifaka akacağı da önemli bir tartışma konusu. Sen biraz önce önemli rakamlar verdin Zeynep. Bu ülkede yani 42,5 milyon kadın ve kız çocuğu yaşıyor. Oy verecek olan kesimler arasında kadınların sayısı erkeklerden fazla. Ve o yüzden de bütün siyasi partiler bütün vaatlerini, seçim bildirgelerini özellikle kadınların taleplerine yönlendirmiş durumdalar. Bu da aslında bu seçimde belirleyici güç olanın kadınlar ve gençler olacağını çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Ve bizim de sahadan gözlemimiz, kadınlar önümüzdeki dönem büyük bir değişim, aynı zamanda geleceğe yönelik umutlu
huzurlu bir hayat beklentisi içerisindeler, bunun arayışı içerisindeler. Bize sordukları sorular, bizim programımızı öğrenme çabaları, bizimle tartışma çabaları da bunun en büyük göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Şimdi mesela dağılıma baktığımız zaman kadın adayları bütün ittifaklarda, Cumhur İttifakı'nda yaklaşık 18, %18 kadın adaylar var. Millet İttifakı'nda yaklaşık %26 civarı kadın adaylığı var. Yeşil Sol Parti'nin içerisinde ise %44,5 kadın adaylar var. Ve bu %44,5'in içerisinde sayı olarak söylersem 61 tane genç adayın içerisinden ise yine 41 tane genç kadın aday var mesela. Bu anlamda Yeşil Sol Parti bayağı bir dikkat çekici. Peki sahada baktığımız zaman kadınların çalışmalarına katılma durumlarını nasıl gözlemliyorsun? Şimdi bu Kıyasladığın verdiğin zamanda mesela. istatistikler, evet, bu verdiğin istatistikler sadece sembolik değer taşımıyor. Kimin gerçekten kadınları temsil etme gücü olduğunu, kimin kadınların taleplerini bir mücadele gündemi olarak ajandasına koyup koymadığının da göstergeleri. Yani biz bir adayın sadece kadın olmasının kadınların taleplerini, kadınların mücadele gündemlerini sadece kadın olduğu için sahiplenmeyeceğini biliyoruz. Hakikaten kadın hareketinin içinden gelmesi, geniş kadın kesimlerinin derdini, tasasını anlayabilecek bir arka plana sahip olabilmesi önemli bu noktada. Hangi sınıftan geldiği, hangi farklı etnik kökenden geldiği, ezilenleri temsil edemeyeceği önemli kriterler. Dolayısıyla mesele sadece kadın olup olmama meselesinden öte, yani bu kadar eşitsizlikle karşı karşıya kalan, bu eşitsizliklerin en ağır yüklerini taşıyan kadınları temsil yeteneğine sahip olup olmadığı da önemli bir kriter. O yüzden o verdiğin rakamlardaki o az sayıdaki kadının da aynı zamanda kadınları, ezilen kadınları, eşitlik arayışında olan kadınları temsil etme gücü olmadığını düşündüğümüzde sayıları, oranlarının çok daha düştüğünü görüyoruz. Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı seçim partisi. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde çok farklı siyasi programlara sahip olan işte sol sosyalist partiler var. İşte aynı zamanda bu ülkenin demokrasi mücadelesinin önemli bileşenleri var. Ben de Emek Partisi'nin Genel Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Kadın Bürosu Sekreteriyim. Ben de Emek Partisi'nin Yeşil Sol Parti listelerinde aslında gösterdiği adaylardan bir tanesiyim. Yeşil Sol Parti bir bütün olarak kadın hareketinin yani ortaya koyduğu talepleri temsil etme gücü olan kadınları da aday gösterdi. Ayrıca birinci sırada en çok yani seçilme olasılığı yüksek olan işte sıralamada birinci sırada aday gösterme kapasitesini de en çok Yeşil Sol Parti gösterdi. Bu kadınların sesine, sözüne, kadınların seçme seçilme hakkına ne kadar önem verildiğinin de göstergelerinden bir tanesi. Ve biliyor musun, yani mesela bunların sadece bir rakam olmadığı, önemli bir etki yarattığını da biz sahada şöyle cümleleri duyduğumuzda daha çok anlıyoruz. Ben daha önce şu şu partinin seçmeniydim. Daha önce hep şu şu partiye oy verdim. Ama onların listelerine bakıyorum. Hep patronlar var. Hep işte mafya çete ilişkileriyle anılan insanlar var. İşte ya da bunların kızları, çocukları var. Ama sizin partinizin, sizin seçim partinizin listelerine baktığımda İşte benimle aynı yerden geldiklerini düşündüğüm, benim sözümü ortaya koyabileceğini düşündüğüm kadınları görüyorum. O yüzden bu seçimlerde sizin partinize oy vereceğim diyen çok sayıda daha önce farklı partilere oy vermiş kadınla da karşılaşıyoruz. Aynı zamanda genç kadınlara sen dikkat çektin. Bu çok kıymetli bir şey. Örneğin Antep'te Antep 14 milletvekili çıkarabilen bir il. Yeşil Sol Parti de 14 milletvekili adayı ortaya koydu. Yedisi kadın, yedisi erkek. Ve
Listenin tamamının yaş ortalaması oldukça düşük. Kadın adayların da yaş ortalaması oldukça genç. 19 yaşında, 20 yaşında arkadaşlarımızla birlikte seçim çalışması yürütüyoruz şu an. Öğrenciler var, öğretmenler var aramızda. Aynı zamanda işte işçi arkadaşlarımız var, esnaf arkadaşlarımız var. Yani bu listeler sadece sembolik olarak aman kadınlar olsun hani listede görünür olsunlar diye değil, kadınların gerçekten görmek istediği, sesini duymak istediği, sesine ses katmak istediği bir temsiliyeti de aynı zamanda taşıyor. LGBT gruplarını da bu arada analım, onların da söyleyelim. Çünkü çok ciddi bir kadın karşıtlığı, kadın düşmanlığı değil, aynı zamanda LGBT gruplarına karşı da çok ciddi bir nefret söylemi de bu seçim çalışmaları ve seçim kampanyası bünyesinde özellikle Cumhur İttifakı'nın içerisinden yüksek seslerde söyleniliyor, ifade ediliyor. Evet. Bunların yansımalarını nasıl gözlemliyorsun çalışmaların boyunca? Mesela senin de yani karşında erkek rakipler var. Diğer ittifakların, diğer partilerin koydukları gayet muhafazakar, gerici, son derece toksik diyebileceğimiz erkek aktörler var. Bunu nasıl yaşıyorsun? Yani nasıl deneyimliyorsun? Önce sorunun ilk bölümünden başlayayım. Yani Türkiye'de LGBT'ler neredeyse yaşama hakkına sahip olmak için bugün mücadele ediyorlar. Çünkü 21 yıldır neoliberal muhafazakar bir parti olan AK Parti iktidarı son dönemde özellikle temsiliyet gücünü kaybettiği için en gerici güçlerle ittifak yaparak aslında oy potansiyelini diri tutmaya çalışıyor. Bunların arasında 6 yaşında kız çocuklarını evlendiren tarikat cemaatler var. İttifak yaptığı güçler arasında bu halkın özellikle de Kürt halkının çok yakından tanıdığı, daha önce pek çok faili meçhul cinayetle anılan, domuz bağlarıyla insanlara işkence yaparak öldürdükleri bilinen, burada Türkiye'deki pek çok katliamın örgütleyicisi, düzenleyicisi olduğu bilinen bir Hizbullah geleneğinin temsilcisi olan Hüdapar'la işbirliği yaptı örneğin. Aynı zamanda Cumhur İttifakı içerisinde işte özellikle LGBT'yi düşmanlığıyla bilinen, LGBT'leri hatta nefret söylemiyle birlikte neredeyse katliam söylemlerini birleştiren politikalara sahip olan güçler var aralarında. Yani AKP iktidarı tabanını kaybettikçe, geniş halk kesimlerinden desteğini kaybettikçe en gerici güçlerle ittifak yaparak kadınların ve LGBT'lerin haklarını ortadan kaldırmaya yöneldi. Hepiniz çok yakından takip ettiniz. İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP iktidarı tarafından İstanbul Sözleşmesi'nden uzaklaştırıldı. Hem de bir gecede bir tek adamın imzasıyla. Bizim büyük mücadelelerle kazandığımız bu sözleşme sadece kadınlar için değil, LGBT'lerin de aynı zamanda yaşam hakları için, şiddetten korunma hakları için çok önemli bir yerde duruyordu. Ve İstanbul Sözleşmesi'ne çok geniş kesimler sahip çıktığında bu geniş kesimleri bu fikirden, sahip çıkma fikrinden uzaklaştırmak için en ağırından nefret söylemleri kullandılar. LGBT'yi düşmanlığı yaptılar. Ve LGBT'yi düşmanlığıyla insanları şiddeti önleme, devlete şiddeti önleme yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması fikrine kazanmaya çalıştılar. Şimdi de seçim sürecinde nefret söylemleriyle, kadın düşmanı söylemlerle karşımıza çıkıyorlar. Antep örneği bunun en açık örneği. Antep benim seçim bölgem. Birinci sırada aday gösterildiğim bölge. Ve karşımızda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi var. Ve bu ittifakların tamamının erkek ağırlıklı adaylardan oluşuyor. Ama yani temel özellikleri sadece erkek olmaları değil. Aynı zamanda gerici, aynı zamanda faşist, aynı zamanda mafya çete işbirlikçisi olmaları. Ve bir özellikleri daha var.
Hepsi Antep gibi ülkenin en büyük sanayi kentlerinden biri olan, en büyük işçi kentlerinden biri olan bu kentte milyonlarca işçi yaşıyor. Ama bu listelerde biz patronları görüyoruz, patron temsilcilerini görüyoruz, patron çocuklarını görüyoruz. Dolayısıyla ben Antep'te birinci sırada milletvekili adayı gösterilmiş bir kadın olarak hem patronlara karşı, hem patron temsilcilerine karşı, hem mafya çete temsilcilerine karşı, hem en gerici güçte kadın düşmanı ve LGBT'yi düşmanı güçlere karşı, hem de aynı zamanda aslında erkek egemen bir zihniyete karşı aday gösterilmiş durumdayım. Bu da işimizi zorlaştırıyormuş gibi görünebilir ama hayır, biz buna şöyle yaklaşıyoruz. Gaziantep halkının, yani aydınlık bir ülke isteyen, özgür bir ülke isteyen, herkes için yaşam hakkı isteyen herkesin tek seçeneği bugün bizim de aday gösterildiğimiz Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı. O yüzden onlar her ne yaparsa yapsınlar, güç bizim arkamızda, halk bizim arkamızda. Gaziantep'ten bahsederken Gaziantep çok inançların, çok etnisitelerin, çok farklı grupların bir arada yaşadığı sınırda olan bir ülke aslında. Suriye sınırında olan bir ülke. Dolayısıyla orada mülteciler de mesela var. Hani ırkçılık da çok yüksek. O saydıklarının arasında ırkçılık da çok ciddi bir problem. Şimdi erkekler dediğimiz zaman hani bu saydıkların mesela hani aile işte bozuluyor. İşte kadınların hakları yükseldikçe, kadınlar daha çok eğitim aldıkça, kadınlar ekonomik özgürlüklerini elde ettikçe bizim aile, İslam aile yapımızdan mesela bahsederekten. Halbuki mesela ekonominin geldiği süreç mesela son 20 yılda ekonominin getirildiği süreçten dolayı aslında ailelerin nasıl parçalanıp bölündükleri, ailelerin ne tür zararlar verildikleri mesela üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunu da senin söylediğin gibi nefret söylemleri üzerinden hedef göstermek, ayrıştırmak, bölüştürmek ve düşmanlaştırmak üzerinden hala ve hala yapmaya çalışıyorlar. Ve sen Gaziantep'te bunu nasıl gözlemliyorsun? Yani insanlar bunlara ne kadar rağbet gösteriyor sence? Gaziantep dediğin gibi bu ülkenin en kadim kentlerinden biri. Bu şehirde çok uzun yıllardır halklar yan yana bir arada kardeşçe yaşıyorlar aslında. Türkler, Kürtler, daha önce aslında Ermeniler, Rumlar ve burası bir sınır kenti, aynı zamanda Orta Doğu boyunca yaşayan halklar buradaki halklarla kardeş. Ama savaş politikaları, özellikle sınır ötesi operasyonlarla Suriye ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerine savaştan başka hiçbir şey vaat etmeyen AKP, Gaziantep'i de bir savaş kenti haline getirdi bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde. Özellikle 2015'ten sonra Suriye Savaşı ile birlikte Suriye ile sınırı olan bir kent olan Gaziantep'e çok sayıda mülteci, çok sayıda Suriyeli geldi, yerleşti. Burada bir yeni hayat kurmaya çalıştı. Ve insanlar yeni bir hayat kurma mücadelesinde yapayalnız bırakıldılar. Suriye'de bir evleri olan, bahçeleri olan, çocukları okula giden, eğitim alabilen, hastaneye gittiğinde sağlık hizmetinden yararlanabilen, bir hayatları olan insanlar savaştan sonra Türkiye'ye, Gaziantep'e göç etmek zorunda kaldıklarında ellerinde hiçbir şey yoktu. Başlarını sokacak bir evleri yoktu. Çocukları için hiçbir imkanları yoktu. Aradan yıllar geçti. Biz bakın daha 3 gün önce mülteci kadınlarla bir buluşma yaptık burada Antep'te. Hala hiçbir şeyleri yok. Hala şehrin yıkıntı bölgelerinde yaşıyorlar. Evlerinin çeşmelerinden su akmıyor. Çocuklarını okula gönderemiyorlar. Eve ekmek alabilmek için çocuklarının çarşıda ayakkabı boyaması gerekiyor. Çocukları Antep'in büyük dokuma atölyelerinde çocuk işçi olarak çalışıyorlar. Kadınlar evlerinde günde 12-14 saat fıstık kırıyorlar ve çuval başına sadece 20 lira alıyorlar. Ve hayatlarını böyle geçindirmeye çalışıyorlar. Ve mülteciler
Antep'te aynı zamanda yerli işçilerin karşısına ucuz emek gücü olarak çıkarıldılar. Ve yerli işçilerin karşısına da sanki onların düşmanıymış gibi patronlar tarafından kullanılıyorlar. Bugün Antep'in dört bir tarafında uzun saatler çalışıp asgari ücretin bile altında ücret almak zorunda kalan işçilerin öfkesi onların ücretlerini düşürdüğü söylenen mültecilere yönlendirilmeye çalışılıyor. Antep'te deprem yaşandı. Depremin büyük etkilerinden bir tanesini Antep yaşadı. Evler yıkıldı. İnsanlar çocuklarına mama bez bulamadılar. Mülteciler bunun iki kat zoruyla karşı karşıya kaldılar. Ve göçle birlikte zaten kiralar çok artmıştı. Depremden sonra ise kat kat artmış durumda. Ve insanlar bize bu enkazı yaratan, bize bu sömürü düzenini yaratan, bize bu işsizliği yaratan sorumlular yerine aslında mültecilerin hedef gösterilmesiyle öfkelerini oraya yönlendirmek durumunda hissediyorlar kendilerini. Biz ama Emek ve Özgürlük İttifakı olarak, Emek Partisi olarak, Yeşil Sol Parti olarak şunu savunuyoruz. Diyoruz ki bu ülkenin iktidarının savaş politikaları sonucunda Gaziantep bir mülteci deposu haline getirildi. Bu depoya ise hepimiz birden atıldık. Ve hepimiz birden atılıp üstümüze aslında bir hani sömürü kapağı kapatıldı. Bizim bu kapağı kaldırıp atmamız lazım. Feraha çıkmamız lazım ve bunu ancak bir arada durursak yapabiliriz. Emeğimizin karşılığını almak mı istiyoruz? Mülteci işçilerle yerli işçiler yan yana birlikte mücadele etmeli. Sokakta şiddete uğramaktan mı korkuyoruz? Mülteci kadınlarla yerli kadınlar yan yana mücadele etmeli. Çocuklarımızın eğitim hakkı mı olmasını istiyoruz? Bütün çocuklar geleceğe güvenle yetişsin mi istiyoruz? Mülteci çocukları da kendi çocuklarımız gibi görmek, onların eğitim hakkını, onların vatandaşlık hakkını savunmak zorundayız diyoruz ve Gaziantep'te aynı zamanda Suriye Savaşı'ndan sonra orada yetiştirilen IŞİD'çi çetelerin ülkeye sokulmasının bir kapısı haline getirildi Gaziantep ve buranın bu IŞİD çetelerinden, bu katliam çetelerinden arındırılabilmesi için de gerçekten bizim savaş mağduru Suriye halklarıyla dayanışmamız, bu IŞİD'çi çetelere karşı da kardeşlik duvarını örmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bütün seçim çalışmamızın da bu halkların kardeşliğiyle birlikte inşa edileceğini söylüyoruz. İddiamız var Zeynep. Biz Gaziantep'i mülteci deposu haline getirip işçileri, emekçileri, kadınları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı Gaziantep'i barışın, halkların kardeşliğinin kenti yapacağız. IŞİD çeteleri, onların destekçileri, koruyucuları, kollayıcı gidecek. Biz buranın sahibi, biz buranın eşit vatandaşları olarak burada Gaziantep'i yeniden kuracağız. Muktedirlerin ayrıştırma çalışmalarına karşın birlikte mücadele, yaşamı yeniden inşa etme, yaşamı yaratanların elinde olması gerekiyor. Buna benzer şu anda tam aklıma getiremedim ama bir sloganla zaten hareket ediyorsunuz. Ben son soruyu yönlendirmek istiyorum sana. O da örgütlü bir kadın yapısından, kadın çalışmasından geliyorsun yıllardır. Biz Türkiye özellikle seni özellikle Ekmek ve Gül programından tanıdı, Hayat TV üzerinden. Daha sonra Hayat TV işte bu rejim tarafından yasaklanıldığında Ekmek ve Gül çok büyük bir network olarak, Türkiye'deki kadın hareketleri açısından büyük bir network olarak çalışmalarını çok farklı kulvarlarla da devam ettirdi. O yüzden şimdi sen böyle bir örgütlü yapıdan hareketle şimdi Gaziantep'te birinci sıradan milletvekili adayısın. Bunun sana milletvekilliği çalışmalarında katacakları konusunda bize bilgi verirsen çok sevinirim. Evet, ben 16 yaşımdan beri örgütlüyüm Emek Partisi'nde. Çok uzun yıllardır da Ekmek ve Gül isimli kadın yayınının koordinatörlüğünü yapıyorum. Ekmek ve Gül aynı zamanda bir kadın dayanışma ağı. Ülkenin dört bir tarafında işte mahallelerde, iş yerlerinde, okullarda, kampüslerde, yurtlarda Ekmek ve Gül gruplarıyla birlikte aslında kadınların bir mücadele aracı.
Kadınların ne derdi varsa kendi bulundukları alanlarda o derdin çözümüne talip olan bir dayanışma ağı. Benim milletvekili adayı olarak aslında gösterilmem de biraz ekmek ve gülün ülkenin dört bir tarafında ve yurt dışında da aslında biriktirdiği bu mücadele deneyiminin bir sonucu. Yani ben sadece Sevda Karaca olarak değil, ülkenin dört bir tarafında kadınların mücadelesini yükseltenlerin bir parçası olarak aday gösterildim. Dolayısıyla Gaziantep'te birinci sırada milletvekili adayı olan yalnızca ben değilim. İşte emekçi kadınların 15 yıldır ve ondan öncesindeki mücadele deneyimiyle ortaya koyduğu birikim burada aday. O nedenle kendimi çok güçlü hissediyorum. Tek başıma olmadığımı biliyorum. Bu mücadelenin hani sadece bende sembolleşmediğini de biliyorum. Çünkü benim adaylığım kadınların bu toplam birikiminin adaylığı, iddiası ve göstergesi. Ve seçim çalışması da zaten seçim çalışmasını örgütlerken ki çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Yani biz örneğin Ekmek ve Gül olarak 6 Şubat'ta yaşadığımız o ağır depremin ardından ülkenin dört bir tarafından kadınlar olarak bir kız kardeşlik köprüsü kurmuştuk. Sen de bu köprünün bir parçasısın. Ve bu köprüyle birlikte biz örneğin ülkenin dört bir tarafından ve dünyanın farklı ülkelerinden de kadınlarla birlikte mesela Gaziantep'in yoksul mahallelerine bir kız kardeşlik köprüsü kurmuştuk. Kadınlar hayatta bu dayanışmayla kalmıştı. Şimdi örneğin Gaziantep'te seçim çalışması yaparken o zaman hayatı yeniden kuracağız birlikte dediğimiz kadınlarla yürütüyoruz bu seçim çalışmasını. Yani dayanışma bizi ayakta tuttu, hayatta tuttu. Seçim çalışmalarında da hayatı yeniden kazanmak için birlikte çalışıyoruz. Örneğin biz Ekmek ve Gül olarak okullarda bir öğün ücretsiz yemek kampanyası yapmıştık. Bizim bu kampanyamıza yüz binlerce kadın dahil oldu ülkenin dört bir tarafından. Ve biz dedik ki bu ülkede çocuklar aç okula gidiyor. Çocuklar aç okula gittikleri için eğitim haklarından faydalanamıyorlar. Sağlık hakkından yoksun kalıyorlar. Biz kadınlar bütün okullarda çocuklara ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz diye kampanya yapmıştık. Mesela o kampanyayı birlikte yürüttüğümüz kadınlarla birlikte seçim çalışmasını yürütüyoruz. Ve kadınlar bizi o kampanyadan tanıyorlar. Aa evet diyorlar siz bir öğün yemek kampanyasını yürüten kadınlarsınız. Hani herkesin artık programında var, seçim vaadi arasında var bir öğün ücretsiz yemek. Siz onu bildirgelere koyduran kadınlarsınız. Dolayısıyla kendimi bu karşımdaki erkek ittifakına karşı, patron ittifakına karşı, en gerici ittifaka karşı asla yalnız hissetmiyorum. Tam tersine bütün kadınların aynı zamanda emekten yana olan, aynı zamanda eşitlikten yana olan, barıştan yana olan herkesin de benim yanımda olduğunu, benim çünkü onların arasında olduğumu çok iyi bildiğim için çok güçlü hissediyorum kendimi. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Biz buralarda da senin adaylığından çok bahsediyoruz, çok konuşuyoruz. Çok heyecan verici bir şey bu. Başarılar diliyoruz çalışmalarında, seçim çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bizden zaten tam destek, her türlü destek olmaya da devam edeceğiz. Zamanın için de çok çok teşekkür ediyoruz Sevda. Oradaki arkadaşlara da çok çok selamlar. Ben şimdi bir de Almanca bizim dinleyicilerimiz için bir kapanışı yapacağım. Ben de çok Müsaadenle. teşekkür ediyorum size emekleriniz için. Buradan bizi izleyen herkese de bir çağrım var izninle. Mutlaka. Oylarınızı emeğin ve özgürlüğün yanında olanlara yani bize vermenizi istiyoruz. Sadece oy vermekle kalmayacağız çünkü bu ülkeyi yeniden kurabilmek için dünyanın her yerindeki emek ve özgürlükten yana herkesin desteğine, herkesin varlığına, gücüne ihtiyacımız var. Böylelikle Türkiye dışındaki bütün seçmenlere de bir çağrıda bulunmuş olduk. Liebe Zuseherinnen, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, herzlichen Dank auch für heute.
Wir freuen uns, bei einer neuen Türkei aktuell Folge alle noch einmal begrüßen zu dürfen. Wir nähern uns dem 1. Mai. Das heißt, unser letztes Programm vor dem 1. Mai wird dann eben über die Arbeiterinnenkämpfe in den heutigen aktuellen Zusammenhängen auch zu tun haben. Für heute verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Yerle bir olmayacak hastanelerin, bizim ürettiğimiz malların bizden kıymetli sayılmadığı iş yerlerinin olduğu, güvenle yaşadığımız kentleri birlikte kuracağız. Tek adam yönetimini hep birlikte devireceğiz. Birlikte başaracağız. Halklar kazanacak. Kadınlar kazanacak. Gençler kazanacak. Birlikte kazanacağız.